Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu akşam sizinle kargo hazırlayacağız, biraz konuşacağız, biraz dertleşeceğiz, biraz halleşip yollaşacağız. Biraz da bu seradan alınan bitkileri nasıl ekeceğimiz konusunda bir video da hazırlamak istiyorum. Bir de bir arkadaşımı anmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar geçen ben bir video hazırlamıştım hatırlıyorsanız. Hatice Gündoğdu'ya bir kargo göndermiştim. Hatice Hanım'a gönderdiğim bu kargodan sonra arkadaşlar onun zannedersem gelinleri benim bir tane işte bu videomu o kadar çok izlemiş ki kim? Arkadaşlar Sündüz Esen Hanım, bakın bu ekibimi Sündüz Esen Hanım için yapacağım. Kızı bana yazmış, demiş ki ya annem sizi o kadar beğeniyor, severek takip ediyor ki demiş. Ben demiş rica ediyorum demiş, annemin de ismini anar mısınız ona sürpriz olsun demiş. Arkadaşlar ben 2 gündür video yapmıyordum. 2 gündür yapmadığım bu videoda da şunları da hazırlayayım bir tarafta. 2 gündür bu yapmadığım videoda da arkadaşlar Sündüz Esen Hanım'ı çok anamadım. Şimdi arkadaşlar size şu seradan gelen bitkileri tek elle nasıl şöyle çözülür, nasıl olur? Hem bunu göstereceğim hem de arkadaşlar şu o kadar güzel bir tür ki arada kaynamış bir tane gelmiş bana böyle bu kalpli yapraklının tombik olanından. Biliyorsunuz ben de kalpli yapraklılara karşı özel böyle bir şeylik var, hastalık var. Çok seviyorum kalpli yapraklıları. Şimdi arkadaşlar bu sadece üretim torfunda. Şu köklerine bir nefes aldırın. Şu bakın. Şu altındaki şu yapraklar var ya arkadaşlar. Bunları da temizleyin. Bu arada videolarda fark ettim. O kadar çok arkadaşlar diyorum ki bundan sonra demeyeceğim. Artık kendi kendime konuşuyormuşum gibi yapacağım. Böyle kendi kendime konuşarak video çekiyormuşum gibi yapacağım. Ben sizi hep karşımda hissediyordum. Öyle söylüyordum. Kimseden de şikayet yoktu. Bu konuda tık yoktu. Fakat geçenlerde bir böyle benim bu yeni telefonda bir yüklemeyle alakalı bir sıkıntı var. Eğer YouTube açık değilse yüklemeyi geciktiriyor. Yüklemeyle alakalı sorun olabiliyor. Ondan sonra o sorunlardan kaynaklı ben geç yükleyebiliyorum falan. Kendi videolarımı bir izleyeyim dedim. En büyük zevklerim arasında kendi videolarımı izlemek. İzlerken de onu fark ettim. Size çok hitap ediyorum. Şimdi gel arkadaşlar deme. Bakın bitkiyi şu hale getirmeniz lazım. Eğer bitkiyi bu hale getirmezseniz biraz şu konuda sıkıntı olabiliyor. Bu böyle keçeleşiyor, büyümüyor. Yani şunu şu hale getirmek çok zor değil. Şu kadar kök de kendisine yetecektir. Ne kadar da sağlam, sağlıklı bitkiler olduğunu bu arada görüyorsunuz. Bir de şu çok hoşuma gitti. Gül formunda dolgun yapraklı. Ben böyle dolgun yapraklı bitkileri çok seviyorum. O yüzden de şu altından bakın bunu çıkarttım. Şöyle ilk önce en alttan başlayarak bunu tabii siz tutarak çift elle yapabilirsiniz. Fakat ben size bunu göstermek istiyorum. Sera bitkileri size geldi. Bunları bu şekilde ayıklıyorsunuz. Bunu ayıkladıktan sonra kendi toprağınıza ekiyorsunuz. Kendi toprağınıza ektikten sonra ne kadar zaman sonra suluyorsunuz? Ben bana gelmiş olan bitkiyi kendi ortamına koyuyorum. Yaşayacağı ortama koyuyorum. Yaşayacağı ortamda 15 gün hiç sulamadan bırakıyorum. Ve sonrasında
Bu arada kirlendi. Kirli kız oldu. Aa, gitme de gitmiyor. Şöyle hafif de vurayım. Neyse onları alırım bari. Şöyle bunun ekimini şu şekilde yapacaksınız. Üretim torfundan mutlaka arındırın ve kendi topraklarınıza dikin. Bunu ben nereye ekeceğim? Ben bunu şurada şu saksıma ekmek istiyorum. Bu arada fırçayı kaybettim. Yani fırça gerçekten dün akşam o kadar çok aradım ki nereye koydum, başka cama mı koydum bilmiyorum. Bakın size ne göstereceğim. Şu benim kendi graptum ve ben bu graptoyu şunun tepesinde belki de 2 aydır unuttum. Yine de ölmemiş ve köklenmesi gerekiyordu. Köksüzdü, öylesine koymuştum. Köklenmiş mi diye bakacağız. Bakın köklenmiş. Bakın ne kadar güzel köklenmiş. Ne köklendirmekten korkun, ne de öleceğinden korkun arkadaşlar. Ama sulamayın. Çok aşırı sulamayın bitkilerinizi. Şimdi kargo hazırlayacağız. Fakat şunun şuraya bir ekimini yapayım. Ondan sonra size ektiğim yeri göstereyim. Bir tanesini de şuraya ekeceğim. Buraya mı ekeyim, oraya mı ekeyim? Bir ekecek bir alet bulmalıyım. Büyük ihtimalle öbür camlarda bıraktım. Ama ekmek için de yani hayret bir şey ya. Arkadaşlar işe de gidiyorum ya. Yani tabii ki emek, tabii ki şey. Şöyle tırnaklarımın kesinlikle kirlenmesini, işte şey olmasını istemiyorum. Biraz o yüzden dikkat ediyorum açıkçası. Yoksa hemen böyle dalacağım, ekeceğim, bir işe gitme sıkıntım falan olmasın. Evin içerisinde zaten gün boyu iş yapmaktan o elimin dibindekiler yıkasan gitmiyor. Eldiven de giyerek iş yapamıyorum. Bunu buraya ektim. Şu gül formunda olanı, gül formunda olanı nereye ekeyim? Onu da şu ucu ekmek istiyorum ya. Şuraya iki vereyim hemen. Bakın. Hatta şu, yani şu biraz şöyle uzun. Gördünüz, ben kafasını kesip oraya koyduğum bitkiyi bile ne kadar güzel köklenmiş, hiçbir sorun sıkıntı yok. Bu burada sıkışık oldu ya. Bu burada sıkışık oldu. Cık. Neyse. Şuraya mı ekeyim onu? Şu şekilde koyuyorum. Sadece şöyle altından toprağa değdiriyorum. Sıkıştırmıyorum bile. Havalı olsun. Şöyle. Ve şöyle. Kızım gelmiş. Kızım Cesur'u getirdi. Pardon, Cesur'u getiremedi. Cesur'u almak için gitti, geldi, morali bozuk. Ne oldu kızım? Anne, Cesur zıplıyor, gelmiyor. Cesur'un da öyle şımarıklıkları var. Zıplar, hoplar, gelmez. Şunları bir araya toplayayım. Bunlar lazım olabiliyorlar. Kargolara geçeceğiz. Kargolara geçmeden önce Sündüz Esen Hanım için ektim. Sündüz Hanım, İzmit'ten hemşerim sayılırsınız. Ben kaç senedir? 30 senedir Kocaeli'ndeyim. Bir insan 21 seneden sonra yaşadığı yerin, toprağının insanı olurmuş. Bu da size. Bunu da size ektim. Bundan sonra Sündüz Hanım'ın çiçekleri diye bunları da aklımıza gelir. İnşallah anarız. Şimdi
Köklendirmekle alakalı hiçbir sıkıntı yok. Seradan aldıklarınız gelenleri nasıl ekeceğinizle alakalı böyle bir sıkıntı yok. Gördünüz. Yani ne kadar olayın kolay olduğunu gördünüz. Videoları çok uzun tutmayacağım. Kimin eline gidiyor bunu buradan size söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle bir türüm. Bunlar kime gidiyor? Bunlar bir dakika. Kevser Kaplan Hanım'a gidecek. Soyadı Kaplan'dı galiba. Şöyle bakın arkadaşlar, şöyle bir türüm vardı çok güzel, şöyle de bir tür vardı çok güzel. Ayanium ve Perlen'in bu cinsinden, ama dedi ki Fatma Hanım, ben bunların ücretini ödeyeyim, onlar sende dursunlar. Değişik değişik şeyler gördükçe, başkalara aldıkça çok akıllıca, çok akıllı bir kadın Kevser Hanım. Ben dedi onları dedi sizden alırım dedi, bakayım başkaları da ne alıyor dedi. Şimdi ben şu saksıların hepsini aldım. Yemin ediyorum şunu bakın, şunu yaprağı dolgun diye ektim. Büyür şu formda olanlar çok pahalıydı serada, yani 120 lira falan. Büyürler, onların büyüklerini gönderirim diye onları ektim. Şunu da heves ettiğim için ektim. Sündüs Hanım için ekeyim hem dedim, hem de ben kalpli yapraklıları çok seviyorum biliyorsunuz. Onu da ondan ektim. Ama ben bunu seradan alırken görmedim. Hiç farkında değilim. Yani onu şimdi gördüm. Şimdi biz ikinci kargomuz kime gidecek arkadaşlar? Hacer Kaplan Hanım'a. Bir tanesi Malatya'da, bir tanesi de bu arkadaşların Samsun'da. Bunlar akraba değiller. İkisinin soy isimleri Kaplan. Çok ilginç. Geçen hafta da 7 tane kargo gönderdim. Gönderdiğim herkes ya Hacer'di, ya Hatice'ydi, ya Havva'ydı. H harfiyleydi. Şimdi Hacer Kaplan Hanım benden daha önce arkadaşlar bitki aldı. Ben onu hem seradan yollamıştım, hem de ben ona kendi bitkilerimden yollamıştım. Şimdi de benden kendi bitkilerimden istiyor. Sizin bitkileriniz diyor çoğunlukta olsun. Ben diyor yani ne gönderirseniz sizin bitkilerinizden diyor olsun istiyorum diyor. Ve leş kaktüsü bana gönderin diyor. Şimdi ben de olan leş kaktüslerinden ben kendisine şöyle koyacağım. Hatta şunu yukarıya alalım biz ya. Bunu yukarıya şuraya alayım. Burası da Hacer Kaplan Hanım'ın. Şimdi size yine hatırlatayım. Bakın arkadaşlar. İçimden sayıyorum kaç kere arkadaşlar dedim diye. Şu kırmızı çiçeklerinin açtığı bu kaktüs serada vardı. Ondan sonra sukulentlerden daha pahalıydı. Ama alınabilir miydi? Alınabilirdi. Fakat ben alışverişimi yapmıştım. Bayağı bir alışveriş yapmıştım. Artık param kalmamıştı. O yüzden ben alamadım. Şimdi ben kendi saksılarımdan benim kendi bitkilerimden daha fazla olsun diye ısrar etti. Ben şöyle kendi bitkilerim için bir dakika. Kendi bitkilerim için bakın şundan ben ona gönderdim. Bunlardan gönderdim. Ayanium göndermemiş olabilirim. Çünkü Ayanium bende de, Ayanium diyorum, Hovartia. Pardon. O kadar kafam karışık ki. Hovartia bende de nasıl söyleyeyim, sayılı. En büyük Hovartia'm buradaydı. Onu gönderdim. Serada var. Seradan almadım. Hovartia çok böyle hızlı hızlı giden bir bitki değil. Şimdi gideceğim diğer bitkilerime de bakacağım. Benden istediklerinden şunlardan gönderemiyorum. Çünkü ben ona bunlardan gönderdim daha önce. Diğer camlarımıza gideceğiz. Yatak odası camlarıma bakacağım. Hepsine bakacağım ve şu bitkileri size göstereceğim. Bakın ne gönderdiğimi tek tek size söyleyeceğim. Bu arada şunu da söyleyeyim.
Şunlar ben Mendoza zannediyordum. Mendoza değillermiş. Bunlar Sedum Clavate galiba. Öyle diye bir şeymiş arkadaşlar. Ve Mendoza şeyden bunlardan çok daha ucuz aslında. Bunlar piyasasında şöyle satılıyorlar. Örneğin ben şu farklı fiyat satılıyor, bu farklı fiyat satılıyor, bu farklı fiyat satılıyor. Benim işim bu olmadığı için, benim işim farklı olduğu için bir ondan bir ondan bir ondan fiyatlandırma yapamıyorum. Ben toplu hepsini tek fiyat, tek böyle alım olarak gönderiyorum. Yapacak başka bir şeyim yok. Çünkü ya bu işi bu şekilde götüreceğim ya da hiç yapmayacağım. Mecburen böyle yapıyorum. Şimdi gideceğiz yatak odasının oradaki camımdan sizinle birlikte söküm yapacağız. Şimdi benim burada da leş kaktüslerim var. Hovartiyam var. Bu Hovartiya'dan göndermiştim galiba ya. Hiç hatırlamıyorum. Hovartiya bir tane şimdi koydum. Yok arkadaşlar, köksüz kopuyor. Köksüz kopması demek de ölmesi demek. Çünkü eğer çok su alırsa maalesef ölür. O yüzden onu gönderemeyeceğim bu şekilde. Şimdi şu şekilde benim, bakın çok güzel çiçek açan bir bitkim var. Kendisine bunu da göndereceğim. Şöyle yaprağı düştü. Yaprağını koyayım. Bu yapraktan çoğalıyor mu bilmiyorum. Yani ne kadar sera bitkisi göndersem de hala ısrarla ben sizin bitkilerinizden istiyorum diye söyledi. O yüzden ben kendisini de kırmak istemiyorum. Soğuktan ellerim ne biçim olmuş, buruş buruş olmuş. Şundan göndermiştim ben ona. Kara Sevda'dan gönderdim mi acaba? Bu Kara Sevda arkadaşlar, şu yapraklarını temizleyelim, ayıklayalım. Şunlardan gönderdim. Şunlardan gönderdim. Çok susuz. Saksılar çok susuz. Gelen bitkileri kesinlikle hemen sulamayın. Bunlar da çiçek açacaklar. Çiçek açmaya hazırlanıyorlar. Bakalım ne renk açacaklar. Bunları da isteyen olursa bunları direkt böyle ana haliyle göndereceğim. Satılıkta. Şu hem de uygun fiyata göndereceğim. Şunlar, bakın bebeklere bir sürü şeyleri var. Çok güzel, çok sağlıklı. Niye gönderiyorum? Çok yer tutuyor, çok yer tutuyor. Ben artık birazcık saksı konusunda küçülmek istiyorum. Artık çamaşır bile asmaya yerim yok desem o kadar. O hale geldik artık. Şimdi benim saksılarımda olanlardan göndereceğim de hangilerinden diğerlerine geçeyim. Sedum bronze göndermiştim. Sedum bronzelerden başka buradaki bitkiler geneli sedum bronze, grapto ve şu sedum neydi bu?
Sedum neydi? Bundan bende seradan gelenlerden de var. Bu kıpkırmızı olacak arkadaşlar. Bunu ben hiç koparmayayım ya. Şöyle kıpkırmızı olacak. Biz balkona geçelim. Bu arada da bunları teftiş etmiş oluyoruz. Bakın burada da var. Benden leş kaktüsü istedi. Leş kaktüslerinin büyüklerini ayırmak istiyorum. Çok sulayamıyorum ki çürürler diye. O halde bile sıkıntı. Şöyle bakın, kara sevda, bunun sulanması lazım. Diyorum ya, artık yetişemiyorum, inanın. Allah'tan bol nemli bir yerde yaşıyoruz da çok böyle şey yapmıyor. Çok çabuk küsmüyorlar bize. Yoksa küsmeleri içten bile değil. Şöyle arkadaşlar, şunu da göndereyim. Kalanço. Kalançolar tabii ki bizlerdeki çok büyük bitkiler oluyor. Ama burada da kızımın çayı var. Kalançolar bizde çok büyük bitkiler oluyor. Şeyde, seradakiler bir tık daha küçük oluyor. Aslında şu bebeklerden oralara da yatırmak istiyorum, biliyor musunuz? İstiyorum ki yani bebekler şurada cılız kalmasın. Şöyle saksılara geçireyim istiyorum. Şimdi saksılarda bende olup da göndermediğim türlerden var mı? Şundan bir daha göndereyim şöyle de. Kopartamıyorum. Koparttım. Aslında şurada varmış ya. Şimdi. Şunlardan hep gönderdim. Verigata buz göndereceğim. Çünkü verigata buzdan arkadaşlar, o kadar bereketli bir bitki ki yarın bugün yani yetiştirmek isteyen kişi için harika bir bitki. Şöyle birkaç tane o yana bu yana şöyle sokmuştum. Büyümeye başladılar. Artık ufak ufak göndermeye ben de bundan sonra başlayacağım. Bu zavallı da tepe taklak dönmüş dedim ama tepe taklak dönmemiş. Şimdi şurada var olan türlerim hangileri var? Şöyle. Karışık arkadaşlar, her şey var. Her şey var. Ama yani bulamayınca da işte bulamıyorsunuz. Kendi bitkim de olsa içlerinden şu an göndermediğim var mı diye bakıyorum. Göndermediğim kalmamış. Mecburen neyle tamamlayacağız? Serayla. Şurayı da bana Rabia Karadağ arkadaşımız gönderdi. Çok güzel Instagram sayfasında harika saksıları var. Oradan bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Bitkilerim bu arada o kadar susuz kalmışlar ki. Ama yapacak bir şey yok. Çok sulayamıyorum. Kışın çürüme ihtimali oluyor. Yani şu çürüme ihtimalinden dolayı kışın sulayamıyorum. Balkona geçelim şimdi. Şunları da sökmüştüm. Bir sürü bitki oldu. Orada var 5-6 tane. Burada da şöyle 10 tane de sera bitkisi koyuyorum. Nereden baksanız kaç tane tür oluyor biliyor musunuz? Yani nereden baksanız arkadaşlar 15
bilemediniz 20'ye yakın tür oluyor. Şundan gönderdim mi ben ona acaba? Şundan ben koydum mu? Böyle de bitkilerin başına geçince var ya, bitkileri de çok yoluyorum ya, kendime de kızıyorum ha. Bulduğum her şeyi yollamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar demeyeceğim artık. Kendi kendime konuşuyormuşum gibi yapacağım. Hiç hoş değil ama şu çok sevdiğim bir tür, bunu koydum. Birçoğunu bana bıraktı. Birçoğunu da kendisi zaten sıradan almış. Şundan istedi, bunu koydum. Kamp ateşi istedi, onu koydum. Kedi merdiveni istedi, onu koydum. Kedi merdiveninin veri katası mutlaka bir ismi vardır. İsimler konusunda sıfırım, bunun farkındayım. Bunu koydum. Sedum clavate denilen, benim Mendoza zannettiğim türden koydum. Bu Eçe türünden sarı kız, ismini bilmiyorum. Eçe veriya ne bilmem. Şu tırtıl arkadaştan koydum ama. Ve şöyle verigata türlerden bir tanesi olan bunu koydum. Sera bitkilerinden bunları koydum. Şöyle sera bitkilerini hem ufaktan bir tanıtıp geçmek adına, hem de yani ne var arkadaşlar, ne var ne yok size şöyle göstermek adına, keşke bir gündüz gözüne gösterebilsem. Bu cumartesi pazar, bilmiyorum annemlere gidecek miyim. Annemlere gidersem, ki çok gidesim var, eğer annemlere gidersem ufak bir çekim yapar hemen annemlere geçerim. O zaman gösterebilir miyim? İnşallah gösteririm. Tek tek bunları aslında size tanıtmak, göstermek istiyordum. Şu şekilde bakın, siz sizde olmayanlara dolu, buralar dolu. Yani size kaç tane tür vardır diyeyim, ben size abartısız 50 tane tür vardır diyeyim. Şimdi tek tek saymaya kalksam, bazıları böyle çiftli, tek tek saymaya kalksam bayağı var. Hızlı da geçmek istemiyorum. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Yükleyemiyorum. Bu akşamlık bu kadar olsun arkadaşlar. Şöyle Hacer Kaplan Hanım'a bunlarımızı kargo yapacağız. Sonra DM'lere bakacağım. Ama bu videonun peşine ekleme yapmayacağım. Videoları birazcık kısa tutmayı düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Çünkü eğer çok uzarsa videoyu günlerce yükleyemiyorum. Bu da bende çok sıkıntı yapıyor. Hatta geçenlerde video atamamıştım. Herkes şöyle yazmıştı, biz de ikinci kez izleriz dünkü videoyu demişti. Hepiniz çok sağ olun. Allah razı olsun. Rabbim işlerinizi, güçlerinizi yoluna koysun. Evlatlarınızı hayırlı etsin. İnşallah görüşürüz. Hoşçakalın.